Evet, üniversite öğrencilerinden yeni bir soru daha var. Eğer öldükten sonra dirileceksek neden ölüyoruz diye sormuşlar. Gerçekten de düz mantıkla düşündüğünüz zaman doğru. Yani bizi öldükten sonra tekrar diriltecekse yaratıcı neden bizi öldürüyor diye böyle bir soru zihinleri, fikirleri meşgul etmiş. Önce yaratılış gayemizi anlamak lazım bu sorunun cevabını bilmek için. Bizi niçin yarattı? Niçin yarattığını bilmeden niçin öldürdüğünü bilmek mümkün olmaz. Bizi yaratma gayesi, şu kainatı yaratma gayesi kendini bize tanıttırmak, bildirmek, bizi kendine muhatap etmek değil miydi? Öyleyse biz şu dünya imtihanına neden girdik? Bu dünyaya neden geldik? Madem bizi cennete davet etmişti, hepimizi cennete çağırıyordu, direkt cennette yaratabilirdi. Dolayısıyla ölmek ve tekrar dirilmek zorunda kalmazdık. Cennetlik olarak yaratırdı. Hem kimse cehenneme girmezdi. Şimdi asıl gaye, asıl mana insanın ruhen inkişaf edip kemalini bulup Allah'a ve Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasına muhatap olacak seviyeye gelmesidir. Şimdi bazı iş yerleri vasıfsız eleman alırlar. Aldıkları vasıfsız elemanlar bir eğitim sürecinden geçerler. Arkasından imtihan olurlar. İmtihanı geçenler kadroya alınır. Geçemeyenlerin işine son verilir. Şimdi neden bizi işten çıkaracaktın da neden bizi işe aldın? Niye böyle bir şey yaptın diye sorsalar, ha bu imtihan sürecinin olması gerekiyor. Bu eğitim süreci bir imtihanla neticelenip bir şekilde eğitime girenlerin kendilerini zorlamak, terakki ettirmek için gayret etmeleri bir mücadele, bir müsabaka olması gerekiyor ki ta ki eğitime girenler kendilerini geliştirsinler ve fabrikada daimi kadroda kalıp çalışabilecek istidat ve kabiliyete seviyeye ulaşsınlar. Yoksa herkesi direkt kadroya alsa, istidadı, kabiliyeti olan olmayan, bilen bilmeyen herkes doluşsa içeri, o fabrikadan bir mamül çıkmaz. O insanlar fabrikatörün hedefine, gayesine hizmet etmiş olmazlar. Şimdi biz tohumu toprağa neden atıyoruz? Topraktan çıksın diye. Madem topraktan çıksın diye atıyoruz, niye toprağa atıyoruz? Hiç toprağa atmasak zaten topraktan çıkmış olacak. Ama toprağa atarken çekirdek olarak atıyoruz. Topraktan sümbüllenip ağaç olarak çıkmasını istiyoruz. Yani içinde bulunan bütün güzellikleri, bütün programları ortaya dökmesini, o çekirdeğin kemaline ulaşmasını ve o çekirdekten beklenen bütün güzellikleri görmek istiyoruz. O yüzden topraktaki o sıkıntılı süreci yaşayıp sonra da kendine layık bir kemale, bir zirveye yükselmesini arzu ediyoruz. O yüzden toprakta sıkışıyor, çatlıyor, patlıyor, çürüyor, eriyor ve netice itibariyle ağaç olmaya ve daimi meyve verecek bir surete yükselmeye başlıyor. Şimdi insanı dünya toprağına atmasının ve dünyada tekrar öldürüp ahirette diriltmesinin sebebi de insanın ruhen terakki edip Allah'a muhatap olacak bir seviyeye yükselmesi, yani bütün Esma-i İlahiye'yi tanıyıp, tartıp, anlayacak ve sonsuz olarak Allah'a muhatap olacak bir mertebeye yükselmesidir. Çünkü Cenab-ı Hak bütün esması, sıfatları sonsuz olduğu için muhatabının da sonsuz olmasını istiyor ama sonsuz olacakların ona muhatap olabilecek seviyeye yükselmesi gerekiyor. Yani kadroya alınması için bir kemalat, bir mertebe, bir terakki bekleniyor. Demek Cenab-ı Hak bizi bu dünyaya göndermiş. Burada imtihan dünyasında soğukta üşüyen, sıcakta terleyen, yorulan, üzülen, ağlayan zıtların birbiri içinde bulunduğu bir alemde her türlü soruyu, her türlü sorunu yaşayabilen ve her türlü şartlardan geçip de imtihan olabilen bir dünya. Bu dünyadan ahirete alacak. Ama artık şu dünyadaki eskimiş, yıpranmış, çürümüş, artık hayattan lezzet alamaz hale gelmiş cesetle ahirete alsa o cennet cennet olmaz ki. Cennette düşünsenize her tarafınız ağrıyor, diliniz tad almıyor, gözünüz zor görüyor. Demek bu dünyadaki şu cesedi soyup, şu arızalı, ihtiyar, perişan cesetten sıyırıp cennete layık ve ebediyen Rabbine muhatap olacak bir seviyeye, bir terakkiye, bir
standarda bizi taşımak için şu dünyadaki eskimiş yuvamızdan çıkarıp baki, sonsuz, ebedi bir vaziyete bizi terakki ettiriyor. Şimdi 29. sözde bununla alakalı çok güzel bir mana var. Bakın, nasıl ki su kendi zararına incimad eder, donar. Su donarken su özelliğini kaybeder, artık ne yapar? Buz özelliğine yaklaşır. Yani su kendini ne yaptı? Buz için feda etti. Buz, buzun zararına temeyyü eder. Buz da erir, buz özelliğini kaybeder, su olur. Su için kendini feda eder. Lüp, kışrın zararına kuvvetleşir. Çekirdeğin kabuğu kuvvetliyse içi zayıftır. İçi kuvvetlendiyse kabuğu zayıflar. Lafız, mana zararına kalınlaşır. Ruh, ceset hesabına zayıfleşir. Ceset ruh hesabına inceleşir. Öyle de alemi kesif olan dünya, alemi latif olan ahiret hesabına hayat makinesinin işlemesiyle şeffaflaşır, latifleşir. Şimdi şu dünyayı, şu madde alemini, şu kesif alemi Cenab-ı Hak latifleştiriyor. Yani ne demek bu? Şimdi diyelim termik santraller var. Kömür giriyor bir taraftan, öbür taraftan kül çıkıyor. Acaba bu fabrikatör kömürü kül yapıp da çöpe dökmek için mi kurdu bu sistemi? Hayır. Hayır, görünmeyen bir mahsul var, onun adı elektrik. O görünmediği halde göremediğimiz saatlerde her yeri görmemize vesile oluyor. Bütün fabrikaları çalıştırıyor, şehirleri aydınlatıyor, adeta hayat vesilesi oluyor. Aynı onun gibi. Bakın, kesif, kaba kömürler yanıyor, latif bir elektriğe inkılap ediyor. Cenab-ı Hak şu dünyayı da, bu cismani alemi, şu kesif, kaba alemi latif manaların ortaya çıkması için çalıştırıyor. Daimi bir surette dergah-ı ilahiye manalar yükseliyor. Bir insanın hayatında şu maddi cisim, muhatap olduğu maddi alem devamlı bir surette manevi mahsulat üretiyor. Kimisi cehenneme mahsul gönderiyor, kimisi cennete mahsul gönderiyor. Kimin mahsulü ne tarafta çoksa o da sonunda yaptığı yatırımlarla buluşuyor. Onun yanına gönderiliyor. Şimdi demek ki biz de aynı o santral gibi madde alemini manaya çevirmek için yaratılmış, Cenab-ı Hakk'ın esmasını cisimleştirdiği şu kainattan, bütün cismani alemden onun esmasını okuyup da o manayı ruhumuza alıp da o manayı manevi alemlere gönderen bir santral gibi çalışmamız bekleniyor bizden. Artık insan hayatı boyunca bütün manasını ifade etti. Tahtaya yazdığınız bir yazı manasını izleyicilere, öğrencilere, dinleyicilere ifade ettikten sonra sildiğimiz gibi artık bu maddeye, bu cismani cesede, bedene ihtiyaç kalmadı ve şu manası artan, latifleşen insan artık cesedi yavaş yavaş yaşlandı, ihtiyarlandı, yırtılmaya, çözülmeye, bozulmaya mahkum oldu ve artık ruh dediğimiz mana bu cesetten ayrıldı. Bu mana çok önemli. Aynı onun gibi kainat da yaşlanıyor, manasını ifade ediyor. Artık bu maddeye gerek kalmıyor. Bu madde, bu ceset o manayı taşıyamıyor artık. Cenab-ı Hak da şu eskimiş, yıpranmış cesedi elimizden alıp bizi eskimeyen, yıpranmayan, sonsuz, ebedi bir ceset yuvasında bakileştirecek, sonsuz olarak kendine muhatap alacak da o yüzden bizi bu cesetten çıkarıp baki bir cesede, ebedi bir cennete davet ediyor. Ölümün gerçek hikmeti buymuş. O yüzden bizi öldürüp tekrar yeniden diriltiyor.